Evet, sahur bölümümüze hoş geldiniz. Sahurda yine hafif, doyurucu bazı şeyler, seçenekler sunacağım. Bir tane hindi jambonlu sandviç. Üç dilim böyle tosttan, tost ekmeğinden yapıyoruz. Şurada var. Bunu şimdi şöyle kapattım, size bir şey anlatmak istiyorum orada. Aralarına... İşte evde ne varsa tereyağı sürebilirsiniz, krem peynir sürebilirsiniz, ekmek seçeneğinizi kendi yeme biçiminize göre işte tahıllı mı yiyorsunuz, kepekli mi yiyorsunuz, ekşi mayalı mı yiyorsunuz, başka türlü ekmeklerde ne istiyorsanız önceden hazırlayın. Şimdi burada tersten gideceğim. Sandviçinizi... Şimdi içini göstereceğim bunun neler koyduğumuzu. Sandviçinizi bu şekilde yapın kaç kişiyseniz. Mesela bunun yarısı bu öğünde yeter diye düşünüyorum ben. Ama ben ikili yaparım, hepsini yerim, üçlü yaparım, hepsini yerim diyorsanız siz evdeki kişi sayısına göre bunu evdeki malzemelerle, özellikle de kalmış şeyler burada çok iyi değerleniyor. Ben çocuklara okula giderken bile mesela tost yapacağım. Tost yaptığım şeyi böyle akşamdan hazırlarım. Yani sahur için de bu geçerli. Hazırlarım. Bunu bu şekilde dolaba koyarım. Ya da klikli kutular var ya, hani böyle her tarafından kapanıyor klikli kutulara. Çocuklar iki tane mi yiyecek, üç tane mi? Akşamüstü okuldan da gelince de birkaç işi bir arada çıkartmak için. Hazırlarım. Onlar orada çok güzel yumuşacık kalırlar. Tost makinesinde de onu yapabilirsiniz. Burada ekmeğinizi kızartarak hazırlayabilirsiniz. Sonradan şeye koyabilirsiniz. Tost makinesine veya ne bileyim bir tavada da ısıtabilirsiniz. Mesela ben şöyle keseceğim ve içini göstermek istiyorum. İçinde hindi jambon var. Sizin Macar salamınız varsa o da olur. Peyniriniz varsa peynir de olur. Biraz turşu. Varsa avokado, yoksa hiç sorun değil. Turşu koyabilirsiniz, probiyotiktir, güzeldir. Hani çok fazlaya kaçmayın ki ertesi gün. Şöyle aralarını göstereyim. Bu sandviçleri tek olarak böyle kestikten sonra da sarabilirsiniz. Mesela kişi başına bunları koyduk. Yanına şunu da keseceğim. Yanına yumurta mesela. Yumurta çok güzel tok tutan bir şey sahurda. Piyaz yaptık.